Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT-AYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar üçgen konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 36 ve 37'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC ve CDE eşkenar üçgen olarak verilmiş. Hemen açıları yazalım. 60, 60, 60 ve şu mavi eşkenar üçgende kenarortay olmuş bu. Kenarortay aynı zamanda yükseklikte, aynı zamanda açıortaydı. Hemen bunları yazdık. Şu da bir eşkenar üçgen verilmiş. Bu da bir 60, 60, 60. Yani burası da 30 oldu. Hatta 30, 60, 90 üçgeninde çıktı burada. Burada ne var o zaman? Burada şurası kaç derece? 30 derece. Sonrasında aslında cevabı ben direkt buldum ama şuradan uzun yollarında gitmek de istemiyorum. Ama genelde oradan gitmişsinizdir. Göstereyim ben size. Şimdi burada ne yaptı? Tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam burada da dik tabanı iki eş parçaya böldü. O zaman bu da bir ikizkenardır. Yani şunlar birbirine eşittir. Yani 12 ise 6, 6'dır. Burası da ne yapar? 6 yapar ikizkenardan. Sen ne yaptın? 90'ın karşısı. Burada 30'ın karşısı 6 ise burası 6 kök 3 dedin. Sonra 6 kök 3 dedin. Sonra dedin ki 30, 60, 90 üçgeni. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı yarısıdır. Yani burası nedir dedin? 3 kök 3'tür dedin. Sonra burası da 3 kök 3. 30, 60, 90'ları yapıştırdın. Sonra burada 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı da 3'tür dedin. 3 ve kök 3'ten Pisagor bağıntısı yaptın ve şunu buldun değil mi? Evet, burada kısaca dik tabanı iki eş parçaya böldüğünden ikizkenardan dolayı 6 ise 6'yı rahat bir şekilde bulduk arkadaşlar. Birinci soru Denizli çıktı. Geldik ki eşkenar üçgen demiş, hemen açıları yazalım. 60, 60, 60. Burada bir 30, 60, 90 üçgeni, burada da bir 30, 60, 90 üçgeni çıktı. Sonrasında başka bir şey verilmiş mi? 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 8 yapar. Hatta burası 4 kök 3 yapar. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 yapar. Burası da 4 yapar. Sonrasında ne yapacağız? X'i bulacağız. X'e ait bir dik üçgene karşılık getirmeliyim değil mi? İstersen buradan çizerek böyle bir dik üçgenle sonuca ulaşabilirsin. Ya da hocam tamamı kaç? 12. Buraya 4 kaldı dersin. 12 olduğundan buraya da 8 kaldı dersin. Hocam şu 60'ı gördük ya, şuradan bir dik çizsek. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4 yapması lazım. O yüzden burası da dik deyip 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3 deyip cevabı Edremit diye işaretleyebilirsin. Ama büyük ihtimal bu aklına gelmez. Ne yapmışsındır? Buradaki 2 kök 3, 4 ve 6'dan dolayı dik üçgenden de yapmış olabilirsin. 6 ise 6. Burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Ve burada Pisagor bağıntısından x'in karesi 2 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesinden dolayı 12 artı 36'dan 48 yapar. X kare. X kare 48 ise x kök 48'e eşittir. Bu da 16 çarpı 3'ten 16 dışarıya 4 diye dışı çıkar. Cevabı da 4 kök 3 olarak bulursun. Yine kısa yolu var. Uzun yolda bu şekilde sonuca ulaşmış olursun. Evet, ikinci soru Edremit. Geldik 3'e. Şekilde ABC eşkenar üçgen ve şurası da dik olarak verilmiş. Madem ABC eşkenar üçgen, 60, 60 ve 60'ları yazalım. Şu açının tamamı 60. Eşkenar üçgen ya, şununla şu eşit verilmiş. Eşkenardan dolayı şu eşitleri de yazacak olursak eğer. Bak şurası da şöyle çift çizgi. Hocam ikizkenarlık var burada. İkizkenar dik üçgen. Yani senin şuradaki üçgenin ikizkenar dik üçgen. Oradaki açıları da hemen yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Dur bakayım şunun içini bir boyayayım böyle. Bende boyama hastalığı var. Öncelikle şurayı bir boyayayım. Boyadıktan sonra ne var burada? 45, 45, 93 kere. 45'leri de şöyle bir yazalım. Buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Sonra iki açı yan yana gördüm, dayanamam. Burası kaç çıkar o zaman? 45 ile 30'un toplamı 75 çıkar. Sonra burada da hocam 30 ve ikizkenarlık var ya. Tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart. 2'ye böl. 150'yi 2'ye böleceğiz yani. 75, 75 yapar. Burası 75, burası da 75 yapar. Ne çıktı? 75, 75. Burası da 30. İkizkenar çıktı burada. Hocam şurası x'ken burası da x'tir. Şimdi onu da kullanacağım ben. BE uzunluğu 10. BE'yi kullanacağım. Hocam onu kullanacağım. O zaman şu üçgene yoğunlaşacağım. Bu üçgende de hocam 30 var, 45 var. Şuradan şöyle bir dik çizsem. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5'tir. Burada da 45, 90, 45 üçgeni çıktı. 5, 5 ise x de böylelikle kaç çıkacaktır? 5 kök 2 çıkacaktır. Evet, cevap Denizli oldu. Üçüncü soruda geldik 4'e. Eşkenar üçgen olarak verilmiş. 60, 60 ve 60'ları yazalım. Şuraya 45 derece kaldı. Sonra ne yapacağız burada? AD'yi de 2 birim olarak vermiş. Hocam buradan şöyle bir dik çizsek böyle nasıl olur? Olmaz. Çünkü 15, 75, 90 çıktı karşıma. Hocam ikisi de bir 90 dereceye karşılık getirmek lazımdı. Ama 15, 75, 90 çıkarsa gittiğimiz yol değildi. Ama bak 60 ile 45 var burada. O zaman bunun mantığını kullanmak daha güzel olacaktır burada. Hocam 2'yi kullanamıyorum, sonra kullanırız. 2'yi nerede kullanırız? Kenarların eşitliğinde kullanırız. Çünkü bu 2'yi kullanacak şekilde dik çizdiğim zaman olmadı. Ama 60 ile 45'in mantığını kullanacak şekilde şöyle dik çizersem, burada bir 30-60-90, burada da bir 45-45-90 çıktı. 30'un karşısı A iken 90'ın karşısı 2A, 60'ın karşısı A kök 3. Burası da A kök 3 mü oldu? 45-45-90'dan evet. Hatta x de A kök 6 yapar. A kök 3'ün kök katından dolayı. Hocam eşkenardı bu. Yani senin 2A artı 2 eşittir A kök 3 artı A değil midir? Evet. Attık bunu buraya. 2 eşittir A kök 3 eksi A yaptı. O zaman 2 eşittir A parantezinde kök 3 eksi 1 yaptı. O zaman A da buradan 2 bölü kök 3 eksi 1 yapar. Kök 3 artı 1 eşleniyle çarpacak olursam eğer A'yı da 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü karesi eksi karesi. Yani 2. Şunlar gitti. A'yı kök 3 artı 1 bulduk. A bizden ne isteniyor? X. A kök 6'ya eşit. Yani kök 3 artı 1'i kök 6 ile çarparsam o da kök 18 artı kök 6 yapar. Şıklarda kök 18 ne arkadaşım? 3 kök 2 değil mi? Evet, 3 kök 2 artı kök 6 yapacaktır. Yani cevap Ceyhan çıktı. Sorudan korkmayın. Mantığınızı kullandığınız zaman, özellikle eşkenar üçgende özel açı mantığını kullandığınız zaman cevaba ulaşırsınız. Evet, 4. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik 5'e. Kenar uzunlukları 4, 6 ve 8 birim olan eşkenar üçgen biçimdeki parçalar tabanları D doğrusu üzerinde olacak biçimde birer köşeleri çakıştırılarak çiziliyor. A ile B noktası arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaş bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Bunu buluruz. Hocam bu bir eşkenar üçgendi. 60, 60, 60. Hocam bu da 60, 60, 60. A 60, 60, 60. Burası da 60 yaptı. Hocam şu kenar 8, bu kenarda 8. Bak şurada bir üçgen geldi. Ya bu üçgene de takmayın kafanızı aslında bence. Buradan da yapabilirsiniz. Kosinüs teoremi 8, 10 kosinüs teoremi ama bence gerek yok. Şimdi bu uzunluk isteniliyor. Özel bir açıda varsa dik üçgene karşılık getirmek lazım. Buna ait dik üçgen hop şöyle dik çizerek olmaz mı? Olur. Bitti gitti. Dikini çizdin. 4 4 diye iki eş parçaya böldü. 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı ya da eşkenar üçgenin yüksekliği. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Sonrasında bir burada Pisagor. Bir kenar kaç? 14. Bir kenar kaç? 4 kök 3. Ortak çarpandan gidelim bence. Hocam burası 2 çarpı 7. Burası 2 çarpı 2 kök 3. O zaman x de neye eşit olacaktır? 2 çarpı kare kökünde kareleri toplamı 49 artı 12 yani 61 mi yapıyor? Evet. O zaman burası 2 kök 61 çıkar arkadaşlar. Bu kısa yola iyice hakim oldunuz diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünüyorsam düşündürtmeyin beni kardeşim yanlış. Artık şu kısa yola alışın. Yoksa hocam 14'ün karesi ve 4 kök 3'ün karesinin bir de kare köküyle uğraşacaktık. Gerek var mı? Yok. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Evet, Akçay çıktı 5. Geldik 6'ya. ABC eşkenar üçgeni şeklindeki bir arazinin içinde DF eşkenar üçgeni ile eşkenar üçgeni şeklinde bir gölet bulunmaktadır. Gölete A'dan D noktasına boru hattı çekilecektir. Evet, 10 verilmiş, 30 verilmiş. AD kaçtır diye soruluyor. Şimdi şu da bir eşkenar üçgen, büyüğü de bir eşkenar üçgen. Hadi bakalım şu eşkenar üçgenleri kullanalım. 60 60 60. Hocam zaten bizden AD isteniyor. Şimdi ne diyelim? Şurada eşkenar üçgen var ya, eşkenar üçgende hocam ya bu uzunluğa karşılık bir 90 derece getirmem lazım. Bu 90 dereceyi ben nasıl getireceğim? Hocam 90'la lazım bize. Yani şu tepeden dik çizeceğim belli. Buradan da dik çizeceğim belli. O zaman şuradan bir dik çizelim. Şimdi AD isteniliyor bizden. AD isteniliyor bizden. 10 var, 30 var. Hocam AD'yi buluruz. Şurada bir eşkenar üçgen mi? Eşkenar üçgen. Şuraya bir x x dersem tabanı iki eş parçaya bölsün. Yani burası 2x mi yaptı? Evet. Hocam büyük eşkenar üçgenin bir kenarı ne yaptı? Burası da hatta x kök 3 mü yapıyor? Evet. Dikkat. 2x artı 40. Burası 2x artı 40. Hocam ben burada da aynı şekilde bir yükseklik çizsem. Çünkü buna karşı bir 90 derece getirmeliyim. Hala çıkmadı. Buradan da bir dik çizdiğim zaman ne oldu? Hocam tamamı bunun 2x artı 40. O zaman burası ne yapmalı arkadaşlar? Şurası x artı 2x artı 40'ın yarısı 20 yapmalı. Hocam burası x artı 20 ise burası da x artı 20 yapmalı. Bak. X artı 10'u burada ya. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. Hayır, 10 kaldı. Çünkü x artı 20'ye x artı 20. X artı 10'u buradaysa x artı 20 yapması için buraya 10 kaldı. Hatta şurası da x ya. Buraya da x eksi 10 kaldı diyebiliriz. Pardon. Evet. X eksi 10 kaldı diyebiliriz hatta buraya. Hatta bunu topladığın zaman x'i de bulabilirsin burada ama neyse gerek yok galiba. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Burası x artı 20 iken burası da x kök 3 artı 20 kök 3 değil mi? Evet. Şimdi ben bunu bulmak istiyorsam 90 dereceye karşılık getirmeliyim. Nasıl? Hocam hop şöyle bir dikdörtgen oluştursam burada. X kök 3'ken bak burası x kök 3. A tamamı x kök 3 artı 20 kök 3'tü. Buraya 20 kök 3 kaldı. Hocam şu uzunlukta zaten 10. Yani şuradaki dik üçgene bakar mısın? 10 ve 20 kök 3 x. Bu şöyle bir dik üçgen çıktı. 10 ve 20 kök 3. Ortak çarpandan gidelim. Burası 10'un 1 katı. Burası 10'un 2 kök 3 katı. O zaman burası da 10'un kaç katı olacaktır? Kareleri toplamı. Yani 1 artı 2 kök 3'ün karesi 12. Cevabı da böylelikle 10 kök 13 diye bulur muyuz? Buluruz. Yani cevap Denizli çıktı. 6. soruda güzel bir soruydu arkadaşlar. Yani 90 dereceye getirmek lazım bunu bulmak için. 90'lıklar yoktu. Eşkenardaki yükseklerden 90'lığını elde ettim. Burada gerçekten de cevap da çok hoş bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Evet 6'yı bulduk. Geldik 7'ye. Bir kenarı 12 birim olan eşkenar üçgenin içine özdeş 3 tane eşkenar üçgen şekildeki gibi tabanları birbirine çakışık olacak biçimde yerleştirilmiş. Evet bir kenar 12. Şöyle aklımızda kalacağını hemen kağıt üzerine yazalım. Küçük üçgenlerin köşe noktaları diğer üçgenin kenar ortayı üzerindedir. Mesela bunun köşesi tam bunun kenar ortayı üzerinde olacakmış. Yani orta nokta diyor burası. Özdeş ya. Bunun bir kenarı. Şimdi biz önce en büyüğün üstüne şunu koymuşuz. Bu üçgeni ardından bu üçgeni koymuşuz. Ardından bu üçgeni koymuşuz. Bunun üstüne koyduk ya tam kenar ortayı üzerinde olacak. Ama buradan şöyle tam kestiremeyebiliriz. Şu da köşesi de tam kenar ortayı üzerinde olacak. Dur şurası kalsın bakalım şöyle. Hocam kenar ortayı üzerinde kalacaksa şöyle şöyle eşkenar üçgen oldu mu? Oldu. Sonra bunun da köşesi tam bunun kenar ortayı üzerinde olacak ya. Ya da şöyle diyebiliriz. Hocam özdeşti. Bir kenarı 2 tane çift çizgi ise bu da bir kenarı 2 tane çift çizgi olacak. Bu da bir kenarı 2 tane çift çizgi olacağı için ve bu köşede tam ortasına denk geleceği için burası da çift çizgi olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Yani şurası da buraya denk geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Buna göre diyor turuncu ile boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi 12 mi burası? 12. Hocam 12 1, 2, 3, 4 parçaya bölündü. Yani 3, 3, 3, 3. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben tüm alandan hocam şeyleri çıkartacağım. Neyleri çıkartacağım? Şuradaki alanları çıkartacağım diyebiliriz. Ya da ayrı ayrı şey yapabiliriz. Şu eşkenar üçgenin bir kenarı kaç? 6. Hocam buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Sonra burası da şöyle bakacak olursak arkadaşlar eşkenar üçgen ya. Şu 60. Bu da eşkenar üçgenler 60. Sonra paralellik var ya burada. Şöyle bakacak olursak burası 60. Burası da 60 oldu mu? Şu eşkenar üçgenler. Şurası da bir eşkenar üçgen oldu. Yani burası da 60 oldu. Burası da 3, 3 yaptı. Aynı şekilde burası da 3, 3 eşkenar üçgenden dolayı. Ters açıdan dolayı 60. Hatta 3, 3, 6, 6 olacağı için burası da 3. Burası da 6 olacağı için burası da 3, burası da 3, burası da 3. Ve 60 ise ters açıdan 60. Tamam olay bitti. Arkadaşlar ne var burada? Şunu şöyle birleştirecek olursak bir eşkenar üçgen çıktı. Bunu da birleştirecek olursak burada da bir eşkenar üçgen çıktı 60 60 60'tan. Hatta burada da 60 60 60. Hatta burası da 60 oldu. Şu büyük eşkenar üçgenden dolayı doğrusal oldu. Yani bir bu, bir bu, bir de bu eşkenar üçgenin alanı oldu o zaman. Çünkü burası da 60 derece ya. Burası da 60, burası da 60, burası da 60. O zaman eşkenar üçgenlerin alanlarını hesaplayacağım. Bu eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 artı bir kenarı 3 olan eşkenar üçgenin alanından da 2 tane var. Yani 3'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 2 tane var diyeceğiz. Bölü 4'ü sadeleştirmeyeyim bakayım ben şimdi. Bu 9 bölü 4 şey yapmasın. Bu 36. 36 kök 3 artı 18 kök 3. 54 kök 3 mü? 54 kök 3 bölü 4 yaptı. O da kaç yapıyor? 27 kök 3 bölü 2 mi yapıyor? Sadeleştirdiğimiz zaman evet 27 kök 3 bölü 2 yapıyor arkadaşlar. Yani cevap ne çıktı o zaman? Cevap Balıkesir çıktı. Diğer türlü zor olacaktı arkadaşlar. İşte şu alanı bulmak, işte şurayı alanı bulmak falan zor olacaktı. Ama açıları yazınca şu eşkenar artı bu eşkenar daha kolay bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Evet, örnek 7. Balıkesir geldik örnek 8'e. Aşağıda eşkenar üçgen biçimindeki bir karton A, B ve C köşelerinden karşı kenarların üzerine gelecek biçimde katlanıp DF üçgeni elde ediliyor. Tamam, katlanmış hali, katlanmış hali, katlanmış hali. Hepsi de aynı üçgenin üstüne geldi. O zaman şu katlanmışları açayım mı? Açayım. Şöyle hatta siyah kalemle açayım. Şöyle katlanmışları açıyorum kardeşim. Açtım, bu buraya geldi. Bak bu buraya katlandıydı. Bu da buraya katlandıydı. Sonra bu da buraya katlandıydı. Tamam, katlanmışları açtık mı? Açtık. Sonra da bu kağıdı kesmişim böyle. Hocam bu kağıdı bu şekilde kesmişim. Daha sonra şekil 2'de elde edilen kenarların orta noktalarından doğrusal çizgiler boyunca kesilip elde edilen tüm parçalar geri açılıyor. Hocam burada neye dikkat edeceğiz? Kağıdı kestiğin zaman ayrı ayrı oluşan durumlara bak. Hocam ben bunu böyle kestiğim zaman bak burada bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Ayrı bir üçgen oluştu. Sonra burada bir üçgen, ayrı bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Çünkü ayrı bir üçgene kat kat açtığınız zaman orada o üçgenlerin böyle dörtgen mi olacak, açıldığında şey mi olacak, ona bakmamız lazım. Hatta şurayı da şöyle siyah renkle göstereyim. Şimdi elimizde 1, 2, 3 bir de şu ortası 4 tane üçgen oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi ben bunları yandan geriye doğru açacağım. Mesela şunu böyle katladık ya böyle. Bunun simetriğini alacağım böyle yukarı doğru açacağım. Yukarı doğru açtığım zaman ne oldu arkadaşım? Şöyle, şöyle ve şöyle. Şunun aynısını simetriği değil mi? Evet. Bak şimdi dikkat. Burada şuna dikkat et. Bunu bu katlamayla açtığın zaman kırmızı buraya mı geldi? Evet. Mavi buraya mı geldi? Evet. Şu boşluk buraya geldi. Siyah da buraya geldi. Siyah da şuraya geldi. Şöyle gösterelim. Aa hocam iki tane kırmızılı üçgen mi oldu? Şu an sadece bunu açtığım zaman. Hayır. Şurada bir dörtgen çıktı. Bak kırmızılar yan yana olduğu için. Ne oldu? Bir siyah üçgen burada, bir siyah üçgen de burada. Ama açmaya devam edeceğim. Bunu bu tarafa da açacağım. Aynı şekilde açtığım zaman hop şöyle simetriyi. Aynı şekilde bu tarafı da açayım şöyle. Şöyle simetriyi. Yalnız ben şunu şöyle açtığım zaman. Bunu böyle açtığım zaman. Hocam bu kırmızı bak buraya geldi. Bu mavi şuraya geldi. Değil mi? Tam karşısı. Sonra bu siyah da buraya geldi. Şu boşlukta buraya geldi zaten. Ondan sonra şu siyah şuraya geldi. Kırmızı buraya geldi. Mavi de şuraya mı geldi? Evet. Şimdi yan yana olan şeylere bak. Ben bunu böyle açtığım zaman kağıt kaç parçadan oluşuyor sorusu ayrı bir soru. Kağıt kaç parçadan oluşuyor biliyor musun? Onu da cevaplayayım. Hocam burada siyahla yan yana olan bir şey yok. Mesela bu bir parça. Şu kırmızılar yan yana. Hocam bu ikinci parça. Sonra bu 3. Siyahlar yan yana 4. 5. Maviler yan yana 6. Bak bunlar da ayrı ayrı. Görüyor musun? 7, 8, 9, 10. Kağıt 10 parçaya ayrılmış oldu arkadaşlar burada. 10 parçaya ayrılmış oldu. Gördün mü? Fark ettin mi olayı? Evet görüyorsun. Çok güzel bir soru ama dur da bizden ne isteniliyor? Bizden başka bir şey isteniliyor. Bizden istenilen şey şu. Buna göre diye elde edilen tüm parçaların çevre uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. Bak kırmızılar yan yana oldu. Bak bunu böyle açtım, bunu böyle açtım ya. Şurada bir dörtgen elde edildi. Sen bu soruyu iyi bir şekilde anlayabilmek için bir eşkenar üçgen çiz. Katlamaları yap. Sonra bu şekilde kesimi yap. Bak dikkat et. Şöyle bir ne bu? Yamuktan 1, 2, 3 tane yamuk elde edeceksin. Sonra şu üçgenden 1, 2, 3, 4 tane. Sonra köşelerdeki de bak ayrı bir üçgen. Bak kırmızı bir üçgen değil mi? Köşelerden de şunları elde edeceksin. Bitti. 1, 2, 3 tane yamuk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçayı elde etmiş oluyoruz burada. Bu iki tane mavi yan yana gelmiş olsaydı bütün olacaktı. O yüzden farklı renkle gösterdim bunu. Hocam şimdi burada bir kenarını kaç vermişti bize? Bir kenarını çevresi 36. Yani bir kenar 12. O zaman bu eşkenar üçgenlerden dolayı 1, 2, 3, 4. Yani şunlar birbirine eşit olacak ya. 4'e böldüğüm zaman bir kenar kaç yaptı? 3 yaptı. Hadi bakalım şimdi şunu hesaplayalım. Hocam şurası 1, 2, 3, 4, 5 tane 3. 15. Şu yamuğun çevresi kaç yaptı? 15. Hocam burası da 15 yapar. Şöyle. Şurası da 15 yapar. Burası da 15 yapar. Yani 15'ten kaç tane var? 3 tane var. Eyvallah. Sonra hocam şu üçgen ayrı bir üçgen. Bu üçgen ayrı bir üçgen. Bu üçgen de ayrı bir üçgen. Hatta diğer üçgenler de ayrı bir üçgen. O zaman üçgenleri de sayalım. Üçgenleri de sayalım. Hocam 1 burası. Şurası bir bütündü. 2 burası. 3 burası, 4 burası, 5 burası, 6 burası, 7 burası. 7 tane de üçgen var. Her bir üçgenin çevresi kaç burada? 3, 6, 9 değil mi? Yani 7 kere 9 63 yaptı. Değil mi? O zaman 45 artı 63. Kaç yapıyor? 108 yapıyor. Cevabımız böylelikle 108 çıktı. Valla kara soru olarak bunu da koyabilirmişiz arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru hem de. Kağıt kaç parçadan oluşuyor? 10 parçadan oluşuyor. Ve bunların çevreleri soruluyor bize. İlginç bir soru. Ya ben bilmiyorum ama buna da kara soru diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru olmuş. Çok hoş bir soru. Bu soruyu çözenlere helali hoş olsun. Ama bu mantığı da kavrayın. Çünkü bu kağıt kesmeyle ilgili, kaç parça olmasıyla ilgili ya da elde edilen bu aynen bu sorudaki gibi parçaların çevreleri uzunlukları toplamı gibi bir soru da yakın zamanda da bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun çünkü bir ara pandemiden önce böyle tam böyle şeyde sormuşlardı. Nerede sormuşlardı? ALES'te, KPSS'de falan filan sormuşlardı. Tam böyle aha TYT'de de soracak dediğimiz anda bir pandemi girdi. Ondan sonra soru stili biraz değişti. Yeniden buraya gelebilir, haberiniz olsun. Evet, güzel bir soru. 8. soru Denizli. Geldik 9'a. Şekildeki ABC eşkenar üçgen ve diklik verilmiş. Neler verilmiş? Eşitlik verilmiş ve paralellik de verilmiş. Evet, şu paralellik verilmiş. Paralellikleri kullanacağım ben şimdi. İlk önce paralellikleri kullanayım. Hocam bu bir eşkenar üçgense 60, 60 ve 60. 60-90 ise burası 30 yaptı. Bununla bu paralel ya. Yöndeş açıdan dolayı burası 30 derece yaptı mı? Yaptı. Burası da 30 derece yaptı. Şimdi ben bunu kullanacağım. Başka neyi kullanabilirim? 12 ve 6'yı kullanacağım. Burada da 12'yi kullanmak için bir hamle yapmam lazım. Yalnız bu bir eşkenar üçgen. Şurada bir kenarortay da verilmiş. Kenarortay yani eşitlik verilmiş. O zaman aklımıza şöyle bir kenarortayı çizmek mantıklı olabilir. En azından 6'ya ait bir dik üçgen de oluşuyor burada. Kenarortayı çizince aynı zamanda ne oluyor? Yükseklik oluyor. 60-90 ise bak burası da 30 oldu. Bak 30'u karşı 6 ise 90'ı karşı 12 oldu ve şuradaki üçgen nasıl bir üçgen oldu? Bak şimdi 12'leri kullanabiliriz. 6 ve 12 aynı anda kullanılmış oluyor aynı zamanda. Hocam 12-12 ikizkenar üçgen çıktı. O zaman bu açılar birbirine eşit ve toplamları 30'sa iki iç açının toplamı bir dış açı. Bunlar 15-15 yaptı. Tamamı 90 olduğundan buraya 75 kaldı. Aa ne güzel. 30, 75 daha 105. Buraya da 75 kaldı. Burada ne çıktı o zaman? İkizkenar çıktı. Yani x ise burası da x'tir. Hatta burası da x'tir. Olay bitti. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 6 bölü kök 3'ten 2 kök 3. Yani 6'yı kök 3'e böldüğümüz zaman kök 3 eşleniyle çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 olur. Hocam burası 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısında ne olacaktır? 2 katı 4 kök 3 olacaktır. Evet. X 4 kök 3 oldu. 9. soru. Böylelikle Akçay oldu. Güzel bir soru. Hem açıya girmelik hem de özel açıyı kullandırmalık. Hoş bir soru olmuş. Geldik 10. soruya. Aşağıda özdeş eşkenar üçgen biçimindeki ABC ve DF kartonları verilmiştir. Çevreleri toplam 36. Hocam o zaman bir tanesinin çevresi kaç olacak? Özdeş olduğu için 18 olacak. 18'i 3'e böldüğümüz zaman da bir kenarını kaç buluyoruz? 6 buluyoruz. Bu kartonlar AB paralel DF olacak biçimde üst üste getiriliyor. Bu işlem yapılırken AB'nin orta noktası. Evet, AB'nin orta noktası nereye geliyormuş? E ile çakıştırılıyor. E ile çakıştırılıyor ve AB ile DF paralel olacak, üst üste konacak. Tam orta noktası da buraya koyulursa o zaman ben şöyle bir üçgeni çizecek olursam bizim AB'nin tam ortası E olacak ve şuna paralel olacak ya. O zaman AB bu şekilde olacak. Üst üste konduğu zaman da o zaman üçgenimiz de böyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Çünkü tam o da buradaki noktaya gelmek zorunda. Çünkü yüksekleri birbirinin aynısı olduğundan dolayı arkadaşlar. Bu arada AB'nin orta noktası da E köşesiyle çakışmaktadır. Tamam. Hadi bakalım. Bunu yaptıktan sonra AB'nin orta noktası. Şimdi şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Ya bu şuradaki tam köşeye, bunun üstüne geldiğinde de tam böyle ispatlamak lazım aslında. Hocam bu paralel doğru arasındaki yükseklik her ikisinde de aynı değil mi? Evet. İki paralel doğru arasındaki yükseklik her yerde aynıdır. Sen burada tam orta noktası buraya denk geldi ya. Sen o zaman şöyle bir şey çizdiğin zaman hocam hop bu tam yükseklik oluyor. Paralel doğru arasındaki yükseklik bununla bu paralel ya, Z'den dolayı bak burası da yükseklik yaptı o zaman bunun da yüksekliği, şu eşkenar üçgenin yüksekliği de aynı olması için buradaki köşenin tam buradaki kenar yani DF üstüne gelmesi gerekiyor. Buna göre son durumda elde edilen şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Üst üste koyduk ya, bak şimdi dikkat et, bunları ben üst üste koyunca elde edilen şekle bakacağız şimdi. Elde edilen şeklin çevresi isteniyor benden. Hocam elde edilen şekil bak şu. Üst üste koyduğumuz zaman şu şöyle geliyor, böyle geliyor. Kartonlar üst üste konulduğu için işte bu siyahın toplamı mı isteniliyor bizden? Evet. Şimdi bu yükseklik. Hocam burası 30-30 yaptı. Hocam bu da yükseklik. Hocam burası da 30-30 yaptı. Buraya ne kaldı o zaman? 60 kaldı. Hocam bu bir eşkenar üçgende 60-60-60'tı. 60-60 ise bak burası da 60 yaptı. Ters açıdan burası da 60. Hocam burası da 60 olduğundan, çünkü büyük de eşkenar üçgen, bunlar da 60'ar derece oldu. Şöyle şunları da 60'ar derece yazacak olursak sanki olay bitti gençler. Bir kenarı kaçtı? 6'ydı. Hocam 6 ya. Şurası 3. 3 oldu. Eşkenar üçgenden burası da 3 oldu. Tamamı 6 olduğundan buraya da 3. Burası 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 da 3. Yaptı mı? Yaptı. Şimdi sayalım. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çevresi o zaman neye eşit oluyor arkadaşlar? 8 tane 3'e. Yani 24'e eşit olacaktır. Evet. Cevap Denizli oldu 10. soruda. Ve geldik kara soruya. Sözel bir soru. Bakalım ne diyor? Bakalım kara sorumuz nasılmış? Yalnız burada kara soruyu bilerek böyle ilk defa bir soruyu arkadaşlar böyle olimpiyattan bozma. Eskiden, çok eskiden olimpiyattan soruluyordu. Bir tane soruyu böyle olimpiyattan bozma bir soru yaptım. Normalde olimpiyattan bozma bir soru aslında asla yazmayacağım diye girmiştim ama buradaki tekniği de görün diye öyle bir soru yazdım, haberiniz olsun. Aşağıdaki yönergelere göre bir çizim yapılıyor. ABC eşkenar üçgeni çiziniz. Çizelim bakalım ABC eşkenar üçgeni. Şöyle bir ABC eşkenar üçgeni çizdik. Harflendirmeleri de mutlaka yazalım tabii ki. ABC. Üçgen içinde bir D noktası işaretleyeceğiz. AD, sonra BD 8, CD'de 4 olacak. O zaman CD 4 olacaksa şöyle seçeyim ben bu noktayı. Bak şurası, şurası ve şurası şöyle olacakmış arkadaşım. AD 4 kök 5'miş. Şuraya 4 kök 5 yazayım. CD 4'müş ve sonra BD'de 8'miş. A 4 8 4 kök 5 1 2 kök 5. Yani bu 3 4 5 de olabilirdi. 6 8 10 da olabilirdi. Yani eşkenar üçgen içerisinde bir nokta alınıp da köşelere böyle uzunluklar çizildiğinde bu uzunluklar Pisagor bağıntısını sağlıyorsa uygulayacağımız bir soru tekniği diyebiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. BD ile DC arasındaki açı nedir diye soruluyor. Burası ne ya? Yani senden buradaki açı isteniyor. E ne yapacağız hocam burada? Bu bir eşkenar üçgen değil mi? Arkadaşlar bu tekniği de bilin diye yazdım buraya. Ne olur ne olmaz. Belki bu sorunun yapılışının belli bir yerini, belli bir kısmını, yani yarısını bize verip diğer yarısını sorabilirler. O yüzden böyle sorulara da alışkın olmak gerekir diye bunu da yazdım. Gençler, kes yapıştır. Kes yapıştır. Daha öncesinde de yapmıştık. Nerede? Dik üçgende de bir kes yapıştır yapmıştık. Hatta orada kesip ters çevirip yapıştırmıştık. Arkadaşlar eşkenar üçgen içinde bir nokta alınıp da böyle şu uzunluklarla alakalı Pisagor bağıntısı sağlanıyorsa 4 8 4 kök 5 3 4 5 5 12 13 8 15 17 gibi şeyler sağlanıyorsa kesinlikle ama kesinlikle çözüm yöntemimiz bu olacak. Üçgenin bir tanesini, işte şu üçgeni mesela kesip başka bir yere yapıştıracağız. Ama nereye yapıştıracağız? Hocam bu çift çizilik ya. Çift çizilik. Ya buraya ya da buraya yapıştıracaksın. Fark etmez. İstersen buraya yapıştıralım. Buraya yapıştırırsak şöyle olacak o zaman. Hocam 8'e kaçlık? 4'lük. E hocam bunu alıp buraya yapıştırırsam, çünkü çift çizgiler böyle oturuyor. O zaman 4'e 8'lik şeklinde yapıştırırsın. Tamam. Her ikisinde de cevap çıkacaktır. Hatta bu üçgenle bu üçgen aynı ya. Bak ne yaptım? Tekrar söylüyorum. Bunu aldım. Şuraya getirdim. Böyle yapıştırdım. Bak 8'e 4'lük, 8'e 4'lüğü buraya yapıştırdım. 8'e 4'lüğü buraya yapıştırınca bakalım, bunlar eş üçgen aslında. Eş üçgen oluşturduğum gibi de düşünebiliriz. Şuradaki açı yine nedir? Alfa. Bizden de zaten alfa isteniliyor. Peki hocam ne yapacağız? Bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenliği de kullanacağız. E hocam ben buraya şöyle bir beta açısı dersem. Burası nedir? 60 eksi beta değil midir? Evet. Hocam burası da beta değil midir? Eş üçgenden dolayı 4'ü gören beta. E burada da 4'ü gören betadır. A buradaki açı toplamda ne yaptı o zaman? Dikkat et, 60 derece yaptı. E bundan sonrasında ne yapabiliriz? Hocam 60'lık var, 8 var, 8 var. 60 ve kolları 8 8 ise böyle bir eşkenar oluşturmuyor muyuz? Oluşturuyoruz. Çünkü bunu çizdiğimiz zaman, ikizkenar çizdiğimiz zaman tepe açısı 60'a 180 60 çıkart 2'ye böl 60 60 yapar. Eşkenar üçgen çıkar 8 8 ise bak burası da 8 oldu. A ne çıktı burada? 4 8 4 kök 5, yani 1 2 kök 5 üçgeni sağlandı. Yani 4 kök 5'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesi sağlandı burada. A ne var burada? Bu sağlandığı için bu bir dik üçgendir kesinlikle. Hatta bu 4 kök 5'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 8'in karesi olduğu için bu 4 kök 5'i gören 90 derecedir. Olay bitti. Bizden zaten ne isteniyordu? Alfa isteniyordu. Buradaki açı zaten, bunu kesip buraya yapıştırdım ya. Şuradaki açıydı. Yani alfa o zaman ne oldu? 90 artı 60'a eşit oldu. Yani cevap 150 derece oldu mu? Oldu. Cevap Edremit oldu. Gençler, evet. Tekrar söylüyorum. Normalde kara sorulardaki temel mantığım bu değildi ama işi sağlama almak, bütün kara sorular içerisinde bir tane de böyle olimpiyattan bozma bir soru yazmak istedim. Genelde şeklen geliyor, onu da sözel bir şeye dökmüşüz. Sözel sorularla aslında şöyle baktığınız zaman şekilli çizilmiş sorular hemen hemen aynı. Çünkü bir adım öncesinde bize şekli çizmemizi istiyorlar sadece. Bu mantığı da bilin. Eşkenar üçgende içeride bir noktalı köşeleri çizildiğinde, sayılara baktığınızda dik üçgen Pisagor bağıntısı sağlanıyorsa kes, başka bir yere yapıştır. Belki şöyle yapar. Öncesinde bir örnek soru teşkil edip ya da şöyle yapabilir. Bunu kesip buraya yapıştıralım der. Belki onu anlatabilir. Ha, onu o zaman soruda anlamaktansa şimdi biz bunu beraber burada çözdük ya. Bu soru içerisinde böyle anlatılmış olsaydı devamında şu üçgeni kesip işte AB kenarı, BC kenarı, AB kenarına gelecek şekilde yapıştırıldığında diye bir cümle de eklenilebilir buraya. Şimdi ben sana burayı anlattım ya. Sen de burayı anladın ya, bak eşkenar üçgen oluştu. Sonra kaldım, tabii ki sana kalacak. Şunu şöyle çizeceksin. İşte sonra 4, 8, 4, kök 5 üçgeni oluştu burada gibi işlemlerde yine sana kalıyor. O zaman da bir adım daha verilirse iş tabii ki daha kolay olur. Ama ben burada en zor halini buraya yazdım. Ve aslında bu da güzel sorulardan biri. Bunu kes yapıştır işini bazı dik üçgen sorularında da yapıyoruz. Hani şöyle ikizkenar dik üçgen sorularında da şöyle içeride böyle üçgen verildiğinde de şuradaki üçgeni gelip şuraya da yapıştırıp burada da özel bir durumda çıkabiliyor. Aklında bulunsun. Tamam gençler. Evet, 11. soruyu da böylelikle, yani kara soruyu da halletmiş bulunuyoruz. Ve ne bitti? Eşkenar üçgeni bitirmiş bulunuyoruz. Gerçekten güzel sorular vardı eşkenar üçgende de. Sırada ne var? Açıortay var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videoda açıortay testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.